arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir çanta çalışması yaptık çantamızın yapımında 3 tane rengimizi kullandık krem rengimizi açık ve koyu pembemizde hoş minik güzel bir çanta çalıştım şöyle görmenizi istiyorum arkası da aynı şekilde düz değil her iki yönüyle de kullanılabilecek güzel bir çalışma bu çantamızı Şöyle içini de açarak göstermek istiyorum. Bakınız çocuklarımız günlük hayatlarında özel günlerde nerede isterlerse kullanabilirler. Taşıması ve örmesi gayet rahat. Evet minik prenseslerimizi çok sevindirecek olan bu çalışmamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak e, zil sesini de açarsanız beğeni ve yorumlarınızla da bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çantamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek başlıyorum. Bir tane düğümümü attım. Ve bir. 2 3 4 5 6 6 tane şöyle rahat bir zincir çektim çok sıkıştırmadım şimdi 6. zincirle birinci zinciri birleştiriyorum içerisinden geçtikten sonra şöyle minik bir halka yapıyorum ve 3 tane zincir 1 2 3 Kapadıktan sonra zincirimiz de tamam oldu. İpimi şöyle yan kısmı alıyorum. Yani zincirimin üzerine alıyorum ki bunu gizleyeceğiz. Tığımın başını bir defa doluyorum. Zincir yuvasının içerisine girip başına bir defa doladım. ilmeğimi çekiyorum. İki defa da örüyorum. Doladığımla birlikte bir sonra ikisi. Tekrar başını doluyorum. Giriyorum. ipimi aldıktan sonra çıkıyorum. Bir, ve 2 tekrar ipimi doluyorum giriyorum 1 ve 2 aynı işlemi 16 tane trabzanım olana kadar örüyorum doluyorum 1 ve 2 doluyorum 16 tane olsun Trabzan sayımızı tamamladıktan sonra şöyle ipimizi arkadan çekelim. Biraz kapatalım. Şimdi 16. trabzanla 1. trabzanımı birleştiriyorum. Tam tepesine geliyorum. İpimi şu şekilde geçiriyorum ve kapatıyorum. Ve üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. Bakın aynı yere giriyorum içinden geçiyorum. Şöyle rahat bir şekilde bir defa örüyorum. Kapamıyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Yandaki trabzanı şuradaki gördüğüm minik deliğinin içerisine giriyorum. Şuraya bir defa örüyorum kapamıyorum ikinci kez kapamıyorum bakınız şu an tığımda 3 tane ilmeğim oldu yine aynı yere giriyorum bir defa örüyorum toplamda 3 tane ilmeğim tığda hepsini tek seferde çekerek kapatıyorum 1 2 3 4 kapattığımla birlikte 4 tane zincirim oldu şimdi tekrar tığımın başını doluyorum yandaki trabzanın deliğine giriyorum bir defa çektim şöyle ipimizi rahat bırakalım aynı yere bakın aynı yere ikinci kez giriyorum 1 3 tane ilmeğimiz oldu bir zincirden gelen iki tane de trabzanımın tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki trabzan üzerine 1 aynı yere bir daha giriyorum 2 yani her bir trabzana iki defa örüp dörtlü gruplar halinde örüyoruz şimdi kapıyorum 1 2 3 4 Diğer trabzanlarımıza da aynı şekilde örerek ilerleyelim. Trabzanlarımızın üzerine ikişer ikişer örerek geldik ve tek seferde dördünü birden çektim. Araya 4 tane zincir çektim. Eğer eliniz sıkıysa buradaki zincirimizde eğer toplayacak gibi ise beş tane zincir olarak çekebilirsiniz. Yani artış yapabilirsiniz. Tamamen elinizin ve ipinizin ayarına göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Yeniden 4 tane zincirimi çektim. Son iki tane trabzanım kaldı. Bakınız bir ve 2. Şimdi bu ikisini de Aynı şekilde örüyorum bir aynı yere ikinci kez batıyorum şöyle rahat alıyorum sıkıştırmıyorum yoksa trabzanın boyu küçük olacaktır ve sonra yanındakine giriyorum 4 tane hepsini çekiyorum 1 2 3 4 4 zincirimi çektikten sonra Bakın 8 tane 4 grubumuzu tamamlamış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle görelim. Yeni sıraya geçiyorum. Zincirimizi hemen diğer kapadığımız bölüme getirip girdiriyoruz. Hepsini topladığım yer vardı. Bakınız buraya girdiriyorum. Şu şekilde içinden geçiyorum. İpimi yaramlamamak için düzeltiyorum. Evet bu şekilde geçişimi yaptım. Şimdi zincir içerisine geliyorum. Şöyle bir de buraya geçişimizi yapalım. Şu şekilde ilmeğimize kaydırarak 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve birer birer tırabzanlarımı örmeye başlıyorum ikili olarak. Toplamda 6 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. İkili olarak ördüm hepsini ikişer ikişer. 2 4 6. Araya zincir çekmiyorum. Araya zincir çekmeden tekrar başını doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar tığımı başın doluyorum. Diğer tarafa direkt geçiyorum. 6 tane trabzan örüyorum ve burada altışar trabzanlarımızı örerek bu sıramızı tamamlayalım. Sıramın başına kadar geldim. Birleştirme noktasının bulunduğu yerdeyim. Bu şekilde çantamızın iç kısmı tamamlandı. Bu sıramızda şöyle iki tane Yer çantamızın ağzı için ayıracağız. Geri kalan kısmını artık çanta formunda örmeye başlayacağız. Şimdi tığım şöyle başı dolamadan direkt giriyorum. Bakın zincirimin tepesine ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum ve birleştim. Yeni sıramıza başlıyorum. Zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimizi çekelim. 2 defa tığımın başını doluyorum yandaki trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve ikişer ikişer çekiyorum 1 2 3 2 defa doluyorum bir sonraki trabzanın üzerine gelerek batıyorum 1 2 3 tekrar 2 defa doluyorum bir sonrakine batıyorum 3 defa da çekiyorum 2 doluyorum 3 çekiyorum 3 defada ve bu işlemimizi son 2 tane grup kalana kadar şuraya kadar gelerek örüyorum. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim 2 tane grubum burada tam olarak kaldı bakınız grubun sonuna ve ilk başına da trabzanlarımızı ördük zincirle başlayıp trabzanla bitirdim ve bu şekilde tamamladık şimdi ağız kısmını örmeden devam edeceğimizi söylemiştim bir tane zincirimizi çekelim. Bir zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Şimdi tekrar ön yüzden şuradan örmeye devam edeceğiz. Yine hep ön yüzden örerek çantamızı ters düz yapmayacağız. Buradan devam edecek olursak yapmak istediğimiz işlem ters olacak ve ön yüze kötü görünüm oluşturacak. İpimi buradan kestim. Diğer taraftan başlıyorum. Evet ben yüzden örmeye devam edeceğiz. Yalnız şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Burada çantamızın şöyle şurası açık kalacağı için sadece yanlarını öreceğimiz altını şu şekilde öreceğimiz için yani hep ön yüze düz düşmesi lazım. Bunun için çalışmamızı iki katının da ikisini birer birer örerek devam edeceğiz. Önce ön yüzde olmasını istediğimiz bölümümüzü şuradaki görmüş olduğumuz katın önündekini öreceğiz. Arkadan gelirken ön yüze gelmek için arkadaki katı kullanacağız. O yüzden burada tamamına değil tek tek katlara girerek öreceğiz. Şimdi bir tane zincirimi çektim, düğümümü attım, açıklamamı yaptıktan sonra hemen şuradaki zincirimin tepesine gelerek batıyorum kapatıyorum ve bir zincir çekip burayı sabitliyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Bir tane zinciri ikinci trabzan ve üçüncü trabzanıma batıyorum ve dikkat edelim. Sadece tek katına giriyorum ve dokuz tane trabzanımı örüyorum. Bir tek katı alıyorum. İki yine aynı. 3 zaten başlangıcı bir yaptıktan sonra aynı yere ikili olacak şekilde tam 9 trabzanımızı örelim. 9 trabzanımı ördüm. Şöyle sayarak göstermek istiyorum. 2, 4, 6, 8 ve 9. Şimdi trabzanımız tamam olduktan sonra yandaki trabzanın 1, 2, 3. trabzanımın tek katına gelerek batıyorum ve diğer grubumu yapmak üzere yeniden sayıyorum. Burada yalnız dikkat etmemiz gereken nokta bu battığımızı 1 diye saymaya başlıyoruz. Bunu 1, 2, 3 başını doluyorum. Tek katı alıyorum. 9 tane trabzanımı örerek devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 başını bir defa doladık iki defa da çektik toplam 9 trabzan olması gerekmekte sayalım 2 4 6 8 ve 9 Evet 9 tane trabzanım oldu bakın şuna batmıştık hemen yanındaki batmadığımı sayıyorum 1 2 3. trabzanımın tek katını alarak batıyorum Ve diğer tarafa geçeceğim zaman bunu 1 diye sayıyorum batığımı. Burası püf noktamız. Lütfen dikkat edelim. 1, 2, 3 ve 9'ar trabzanı bu şekilde bu sıramızda örerek tamamlayalım. Evet, trabzanlarımızı 9'ar 9'ar örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane grubumuz oldu. Şöyle görmenizi istiyorum. Şimdi arka sırasını örmeye başlayabiliriz. Bunun bitişini yaptıktan sonra hemen ilk trabzanıma batarak burayı sabitliyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekip arkasını çeviriyorum örgümüz. Zincirimi çektikten sonra bakın şurada birer katını örmüştük. Birer katı da arkaya kaldı. Şöyle görmenizi istiyorum arkadaki katlarımızı örerek ilerleyeceğiz ve şuradaki artış yaptığımız bölümde yani 9 trabzanımız ördüğümüz yerde 2 tane trabzan örerek artışımızı yapacağız şimdi tığımın başını doluyorum hemen ilk kendi dibine bakın şöyle batıyorum şuradaki birinci trabzanımı yanına bir tane trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum yandaki katı alıyorum ve örüyorum Şimdi bu 9 trabzan ördüğüm yer buraya 2 tane örüyorum. 1 aynı yere bakın lütfen bana dikkat edelim. Aynı yere bir tane örmüştüm. Yine batıyorum. Aynı yere ikinci kez örüyorum. Devam ediyorum. Diğer tek katı ördüm. 1 örüyorum. Sırası ile birer biraz şöyle gördüğümüz zaman daha rahat görülmekte. 9 trabzan yaptığım yere kadar ilerliyorum. 9 trabzanı ördüm yere geldim. Bakın şuraya. Buna iki tane örüyorum. Diğerlerini bir adet örelim. Evet sıramızı tamamlayalım. Arkadan bu şekilde ördüm. Son trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Yeni rengimi alıyorum. Ve örmeye başlıyorum. Şöyle görelim ama yaptığımız işlemimizi. Önde bu 9 artı trabzanımızın olduğu bölümlerimiz var. Arkada da şimdi artarak ördüğümüz zeminimiz var. Şöyle. Şimdi bu zeminimizde de yine aynı şekilde ön kat ve arka kat ayrı ayrı öreceğiz. Ee, ve şuradaki görünümü elde edeceğiz. Önce 9'ar 9'ar trabzanlarımızı ön kata buradan alıyoruz. Daha sonra üst trabzanlarımızı arkadan artışlarımızı yaparak örüyoruz. Pembe rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Kenardaki trabzanıma gelerek sabitleniyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanımın bulunduğu noktaya geliyorum. Şuraya batıyorum. Bakın şu kısma ve başlıyorum. Bir. Dokuz tane trabzanımızı kendimizden tarafındaki kata örüyoruz. Şöyle hımızı kurtaralım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane tırabzanımı ördüm. Şimdi sayıyorum. Bakın bunu 1 2 3 şunu örmüştüm. 1 2 3 üçüncüye gelerek batıyorum. Üçüncüyü 1 olarak sayıyorum. 1 2 3 şuraya batıyorum. Şimdi şuradaki bölüme yine öndeki katını alıyorum. Ve 9 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Trabzanımı tamamladıktan sonra yeniden sayıyorum. 1, Şöyle 1-2-3 3. Üç. trabzanımın ön katına şöyle gelerek batıyorum. Ön katını ayırıyorum. Ve bunu 1 diye sayıyorum. 1-2-3.ye batıyorum ve 9 trabzanımı örüyorum. Bu şekilde tamamlıyorum sıramı. 9 tane trabzanımı ördüm. En sondaki trabzanımın tepes noktasına gelerek batıyorum. 1-2-3 tane zincirimi çektikten sonra yapmış olduğumuz işlemimize şöyle bir bakalım pembe rengimiz bakınız arkada çok güzel oldu şöyle kat kat bir de şu yönden bakalım 2 4 6 8 8 tane pembe renkli grubumuzu kurduk burada e, Fazla ya da eksik bir tane fazla, bir tane eksik olabilir. Eğer görünümde herhangi bir şey yoksa hiç problem yapmayın. Aynı şekilde üzerinden örmeye devam edebilirsiniz. ola ki gözünüzden kaçmıştır birileri bir geri batmış olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Evet görünümde herhangi bir bozukluk yoksa bu şekilde devam edelim. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Şu tek katlarında yine örmeden aldığımız tek katların üzerine yine birer tane batalım artış yaptığımız yere ise iki tane trabzanımızı örelim ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olalım tığımın başını doladım geliyorum batıyorum ama öncesinde bir tane dibine batalım ara ayrık olmasın sonrasında diğer katı alıyorum bir sonraki katı ve artış yaptığım yere geldiğim zaman iki defa örüyorum bir ve aynı yere giriyorum bakınız iki şöyle göstermek istiyorum tam artış yaptığım trabzanı iki defa örelim diğerlerini yine birer birer örüyorum başını doladım katımın olduğu yerdeyim yani buradaki 9 trabzan ördüğüm yerdeyim 2 tane örüyorum şöyle görelim bakınız tam bu kısım 2 tane diğerinde de aynı işlemi yaptım ve sona kadar bu şekilde örerek devam edelim trabzanlarımızı örerek tamamladım şu şekilde bakınız altında Gayet güzel oldu. İkişer ikişer tam e, şuradaki dokuz trabzan ördüğümüz yerleri ördüm. Aralara birer trabzanımı yerleştirdim. Şimdi üçüncü kez e, trabzanımı yani buradaki dokuzarlı grubumuzu yapmak için hazırım. Ben yine e, değişik bir rengimi kullanmak istiyorum. Pembe'nin daha koyu renkli tonunu kullanacağım. Bir tane zincirimi çekiyorum. ve hemen ipimizi tabi öncesinde burada ipimizi bir en son trabzandan sonra bir zincirimi çektikten sonra burayı kesiyorum ve açık pembe renkli ipimi bitiriyorum şimdi buradan örmeye başlıyorum İpimi kopardığım yere geliyorum buraya sabitleniyorum şu şekilde sabitlendim ve bir tane zincir çekiyorum bu trabzanı zincirden oluşan iki yanındaki üçüncü trabzanımın üzerine batarak ve tek katını alıyorum yine her zaman olduğu gibi tek katlarını örüyorum bakın tek katını aldım diğer katı duruyor ve başlıyorum 9 tane trabzanımı örmeye 3 4 5 6 7 8 ve 9 yine krem rengi olarak da burayı örebilirsiniz isterseniz bir pembe bir krem şeklinde de illa üçüncü bir rengi de kullanmayabilirsiniz tamamen tercihinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz Evet burada üçüncüye battıktan sonra bir tane atlıyorum iki tane atlıyorum üçüncüye gelip batıyorum bir katını yine şöyle alıyorum devam ediyorum bunu bir sayıyorum 2 3 üç. üçüncüye geliyorum tek katına yine alıyorum 9 tane trabzanım örüyorum ve bu şekilde sona kadar ilerliyorum sıramızın sonuna kadar geldim yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz birinci de ikinci de yaptığımız gibi arkasının ikinci katına yine düz trabzanlarımızı örüyoruz şöyle bakalım çeviriyorum arkayı ilmeğimi alıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum 2 ve 3 tığımın başını dolayıp hemen kendi ilk bakın trabzanıma batıyorum ve sonrasında işlemlerimi tekrar ediyorum sadece ortada iki defa örüyorum diğerlerini birer birer örerek sıramızı tamamlayalım. İkinci kez batıyorum. Dilerseniz birkaç kat daha aynı işlemlerimizi tekrar ettirerek devam edebilirsiniz. Ben 3 katta kalacağım. Yeterli olacak. Bakın işlemlerimiz hepsi aynı. Şimdi bu sıramızı da bitirelim. Sıramızın sonuna kadar geldim. Şimdi bir sıra daha örelim. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 zincirimizi çektikten sonra örgümü yönü çeviriyorum. Bütün trabzanlarımı arkasından şu şekilde girerek örüyorum. Bakın, birinci trabzanımı zincir çekerek ördüm. Ardından giriyorum. Bu artık son sıramız oluyor. Büyütmek isteyen arkadaşlarımız büyütebilirler. Burada sadece bu işlemimizi tekrar ediyoruz. Ardından giriyorum şöyle ardından trabzanı kavruyorum şöyle görmenizi istiyorum bakınız trabzanımın ardından girip ikili trabzanımı örüyorum diğer parçayı da aynı şekilde örüyorum yaptığımız bütün işlemlerimizi birebir olacak şekilde aynı olacak şekilde örelim Şöyle bakınız. Evet sona kadar gelelim. Trabzanlarımızı örerek geldim ve tamamlandı. Şimdi en son bölümdeyiz. Bakınız en uç en son trabzanımı ördüm. Hemen dibine bir tane sık iğne batıyorum. İkinci kez sık iğnemi batırıyorum ve diğer trabzanıma şöyle geçişimi yapıyorum ve buradan bir iki üç tane zincirimi çekiyorum hemen dibine bakınız şuradaki Bölümümüze bir zincir çektiğim bölümün batıp bir tane trabzanımı örüyorum. İkinci pembe olan bölüme geçiyorum. Bir, iki trabzan da buraya örüyorum. Ve araya hemen dibine girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve geçiyorum krem rengi olana iki tane trabzan. Dibine bir tane trabzan. Çantamızın ağız kısmına doğru geçiyoruz şimdi. Tığımın başını doladım. Araya giriyorum bir tane ve şu şekilde ikişer defa dolayıp da ördüğümüz trabzanımıza 2 3 4 4 tane trabzanımızı örelim. Bölümü hemen dibine batıyorum. Sonra şuradaki bölüme geçip bütün trabzanlarımın üzerine birer birer örüyorum hepsine birer tane çantamızın ağız kısmını bu şekilde yaptım diğer tarafı da aynen burada yaptığımız şekliyle tamamlayalım 4 tane trabzan buraya 1 2 3 ve 4 ve devam ediyorum bir tane hemen dibine iki tane buradaki trabzanımıza zincirden olan trabzanımıza bir tane hemen dibine iki tane trabzanımıza 1 ve 2 Evet birer birer 3 tane de başı ördüm kenara şu şekilde bir tane 2 3 sık iğne ile bitirdim ve ipimi buradan bir zincirimi çekip kesiyorum biraz da ipimiz uzun keselim şöyle dikiş işlemimizde bu ipimizde yapalım Aynı şekilde ördüğümüz diğer parçamızı da alalım ve her ikisini birleştirerek dikelim. İki parçamızın ikisi de hazır. İpimizi uzunca bir şekilde ayırmıştık. Şu şekilde tutuyorum. Diğerini de aynen birbiri üzerine getiriyorum. Her ikisi de ön yüzde bakınız. Ön yüzlerinde şuradaki bakın dıştan ördüğümüz bölümden dikmeye başlayalım. ile bir trabzanlarımızı birbirine denk getirerek büzdürmeden güzelce dikişimizi yapalım. Ve çantamızın sap kısmına geçelim. Alt kısmımızı diktikten sonra dikebileceğiniz en güzel şekliyle dikişlerimizi yapalım. Evet sona kadar ilerleyelim. Evet dikiş işini de tamamladıktan sonra şimdi sap kısmına çalışmaya başlayalım. Yine ben pembeden yapmak istiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki bölümü bakınız aradaki her iki trabzanımızı ördüğümüz yere giriyorum. Bir tane girişimi yapıp zincirimi çekiyorum. Sabitledim. Bir, iki tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir, 2 bir tane daha aynı yere batıyorum 1 2 diğer tarafa geçiyorum 1 2 toplamda 6 tane trabzanımı örüyorum 3 tane burada 3 tane burada 1 2 tane zincirimi çekiyorum ığın başında doluyorum tepesine batıyorum 2 defa da örüyorum 2 3 4 ve şurada 5 ve son trabzanı şöyle arasına girip örüyorum bir iki zincirimi çekip çeviriyorum sıramın başını doluyorum ikinci trabzan üzerine batıyorum ve altı trabzan istediğimiz ölçü yani ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsak o kadar öreyle iki zincir çektim Evet. Örerek ilerleyelim. 5 trabzanımı ördükten sonra altıncı şöyle araya giriyorum. Bakınız. Araya giriyorum. İki zincir çektiğim için daha düzgün toparlanacak. İki tane zincirimi çekip devam ediyorum. Evet. Çantamızın sap kısmında yeteri kadar çalıştım. Şöyle tuttuğumuzda. Bakınız. Çok büyük bir sap değil. Küçük çocuklarımız için elinde tutmaya yetecek kadar bir çalışma oldu. Şöyle düzelterek geliyorum. Ve karşı tarafa bunu birleştiriyorum. Evet şimdi mutlaka düzeltelim eğri olması. Şu aradaki bölümümüz vardı. Oraya güzelce bir tane zincirimi çekiyorum. Her iki tane trabzanımın bulduğu yere geçiyorum. Kaydırıyorum. İkinci trabzanıma batıp diğer trabzanıma geçiyorum. Örüyorum. Karşıya batıyorum. her iki katını da alıyorum örüyorum altısını da bu şekilde örelim birleştirdikten sonra evet altıncıyı da ördüm ve tamamlandı şöyle görelim bir tane zincir çektim ve ipimi buradan kesiyorum. Fazla ipleri de içine alıyoruz ve çantamız şu şekilde kullanılmaya hazır hale geliyor. Minik prenseslerimiz için şöyle görelim. Daha da büyüterek kendimiz için de kullanabiliriz. Şöyle arkasında çevirdiğimizde yine kat kat bu güzel çantamızın görünümünü örmektiiz bakınız çok çok güzel oldu. İçini de şöyle açalım. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızdan yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.